YouTube kanalımdan ben DTFN'e ee, hazır e, USDC Dayı ile ilgili stabil coinlerle ilgili e, bir foot e, dönerken aslında futtan da e, böyle sanki gerçek olmayan bir şeymiş gibi yani insanları yedirilmiş bir şeymiş gibi yalana bir insanları yedirmek gibi gerçek haberleri varken biz de bu süre içerisinde USDC'de ne oluyor işte LUNC'de ne oluyor böyle bir bakalım istedik. Ee, şimdi USDC ile ilgili mevzu var. İlk 3 ay zaten Terra Force e, yönetiminin biliyorsunuz Edward Kim ve Zaradar'ın merkezinde olduğu yönetim. Bizim USDC ile ilgili planımız yok zaten e, beklemedeyiz demişti. E, Orada Duncan hiçbir yerle e, bağlantısı olmadığını, işte ne Terra Vitale'ye ne Terra Force'la... Ee, ya da terör basla hiç alakam yok benim. Ee, ben kendi başıma bir e, yazılımcıyım. İşte ben gir Repek yapabilirim. Bir planım var. Zigurat dedi. Zigurat da biliyorsunuz e, inkaların e, piramitlerine daha e, yumuşak geçiş olan bir softback uygulaması üzerinden öyle bir e, yani zigurat planı sundu yani yavaş yavaş işte atıyorum bir işte atıyorum 0.03 0.0 işte atıyorum 3.1 31 veya 0.054 0.053 gibi iki birimi alıp zincirde 53'ü alıp işte Binance ya da diğer borsalarda 53'ü alıp işte arada çok yüzde birlik binde birlik bir fark yaratıp al satlarda vergi oranından da avantaj elde edebileceği işte ustc'nin pekinin zamanla oturabileceği bir öneriyi sunmuştu şimdi bu öneride şöyle bir şey var normalde çalışabilmesi için marketlerin bir tane sistemi yani bu zincirdeki fiyata göre bir rakamı yani o pek artık neyse o kontrol sistemini borsalarda çalıştırması gerekiyor bir kere bunu kabul edecekler mi bilmiyoruz ama. Kabul edecekler ki ya da Duncan bununla ilgili bir görüşmeler yaptı ki on başta olmak üzere bir sürü validatörde e, buna onay verdi ve Duncan'ın planı geçti. Şimdi Duncan'ın planı geçti ama tera, bir force gücünden Zaradar'la görüşmeleri oldu. E, bununla ilgili görüşmelerin olduğunu Zaradar e, Twitter'ında yazdı. Şimdi birincisi Duncan profiline ne yazmış? Bakalım şuradan çevirde baktığımızda Nisan ayı Mart ayında değil de Nisan ayında Zig ile ilgili bir şeyler olacak. Mart ayı demişti önceden ama sonra bunu Nisan'a çevirdi. Çünkü ee, USTC büyük bir ee, büyük balina yani. Bir balık gibi değil. Ciddi, oradaki her değişim herkesi etkiliyor. O yüzden birazcık ilerleyen bir sürece yaydı. Bir kişi bir arkadaş da sordu. Dedi ki ya kardeşim ne kadar sürede olacak? Duncan da bundan sıkıldı. Dedi ki Repek planı kardeşim Eee, Ekimtre işte 2 e, 24 yani 2024'ün q 1 Yani aslında 7 ile 11 aylık bir dönemden bahsediliyor ki bunun e, tabii ki biliyorsunuz e, USTC'nin Repegi ile ilgili bir kesinlikte yok. Yani bu ancak plan çalışacak. Her Pegi savunacak. Yavaş yavaş yukarı çıkacak. Yani ilk başta USTC ve e, Lunç üzerine bir sürü yalan duyduk yani muhteşem geliştiricileri var Hayır yok artık o geliştiriciler yok lunanın bile geliştiricileri kaçtı gitti çok az lunanın geliştiricisi var luncenin neresi geliştiricisi yok idi başlarda sonradan çeşitli bağımsız geliştiriciler geldi e, luncede bir şeyler yapmaya çalıştı ama ustc ve Lunç yani şu an piyasadaki en zor çalışılması işte atıyorum en zor projeler Yatırım yapılması en zor projeler. Çünkü hiçbir vasıfları yok. Mesela USTC'nin hiçbir vasfı yok. Yani varlık amacı yok. Neden? Varlık amacı bir stabil coin olmak ama USTC bir stabil coin değil. Launch'un da de varlık amacı bir stabil coin'e bağlı olmak ama bir stabil coin'e bağlanamıyor. Çünkü inanılmaz bir e, arz şoku yaşadı. E, ne olursa olsun USTC aslında peki tutardı. Bir mikro coin'e düşerdi. E, Launch'un inanılmaz arzı buradan 10 kat belki 5 kat daha artardı ama bir yerde stc'nin peki tutardı. Ama e, maalesef ve ekibi e, bölü çözümsüz bir hale özellikle getirip yani bu arz basımını ya çok yapacaklardı yaz az yapacaklardı. Ortada da bir yerde yapıp iyisi bize böyle önümüzde yarım yamalak iki tane projeyi bıraktılar. E olan Anchor oldu, olan Mirror protokolü oldu olan işte atıyorum astropota oldu. Bir sürü iyi proje, bir sürü iyi geliştirici diğer projeleri geçtiler. Matic'e geçtiler. İşte atıyorum biliyorsunuz Ambit Finance diye bir proje içinde Ensure'un yaratıcıları Binance Labs ile anlaştılar. Onlar da oradan yaklaşık 4 milyon dolar, bir yatırım 4-4,5 milyon dolar bir yatırım aldılar. Şimdi bunlar iyi haberler. Yani işte Nisan ayında bir şeyler olacak. G7-11 içerisinde bir şey olacak işte atıyorum yakımlar oluyor işte falan filan ama negatif haberler yok mu var birincisi aslında en önemli haberlerden bir tanesi e, birisi Singapur'da e, biliyorsunuz bir Luna Foundation yani Terra Labs üzerine bir soruşturma açıldı daha önceler açılmadı mı soruşturma diğer ülkelerde açıldı ama Singapur neyse bu konuda birazcık yavaş davrandı ve yaklaşık e, bir 10 ay 9 aylık süreç sonrasında e, Singapur'da bir e, soruşturma açtı ve bu soruşturma demek e, Singapur'da da biliyorsunuz büyük bir dava var USDC davası e, bu konuda da e, yani bir başarısızlık değil e, fraud yani bu bir dolandırıcılıktır düşüncesiyle. Ee, bir dolandırıcılık değil, başarısızlık düşüncesi çarpışıyor. Biliyorsunuz Luna ve ekibi, Kwon ve ekibi, çevresindekiler, Terralaps herkes şunu insanlara söyledi. Ya bu başarısızlık, paranızı kaybettiniz, siz kaybettiniz kardeşim gibi bir şey söylediler ve bunu insanlara yedirdiler. Ama tabii ki bir süre sonra bu ya tabii böyle değil tabii ki ve insanlar tabii bunu yediği için ya yani mesela bir tane Amerika'da bir davada e, delil yetersizliği diyelim. Yani kötü bir veri koymuşlar vesaire. E, Mahkeme de reddetti. Dedi kardeşim bu bundan bir mahkemeye çıkaramaz, dava çıkaramayız dedi. Sanki dünya üzerinde tek mahkeme buymuş gibi. işte bakın nasıl davalar düşmeye başladı ya kardeşim. Dünya kadar dava var ya yani sadece Amerika'da 5 6 tane 7 tane dava var. E Singapur'da var, Güney Kore'de var, Brezilya'da açılmış dava var, İngiltere'de açılmış dava var, Fransa'da açılmış dava var, Türkiye'de dava var, hazırlığı var, açılmış dava var bildiğim kadarıyla. Yani bu kadar davalar varken e, ee, burada işte haberleri kontrol etmeye çalışmak ve foramenler üzerinden Terralaps e, birazcık e, buraları ele geçirdi. Şimdi e, bu Singapur'daki soruşturma önemli. E, bu USTC'nin ve Kwon'un ve Lunce'nin ve Luna'nın hanesini eksi yazar. Artı dün bir haber oldu ya geldi. New Yorklu düzenleyiciler kripto para parçası borsası, borsası Kukay'ına dava açtı. Biz dedik ya ne oluyor? Sonra New York Eyalet Başsavcısı Ethereum'u menkul kıymet olarak ele aldığını söyledi ve burada Luna ve UST UST gibi Ethereum'un da alım satımında izin alınması gerekiyordu. KuCoin'in bizden izin almadılar. Sonra bunu insanlara sattılar. Şimdi buradaki sıkıntıları ee, müşterilere zararları ödemek zorunda kalabilir KuCoin. Bu KuCoin kalıyorsa Binance de kalabilir. Yani burada korkunç bir kaos var. Yani ciddi bir kaos yaratır. Çünkü bu ilk İtalya'mı aldığın yerden 4 4000 dolardan aldın KuCoin'den düştü 1500 dolara. Şimdi bunun alım satım iznini almadıysa KuCoin'e bunu ödetmek zorunda kalırlar. KuCoin bunu ödemem der. İşte şeyden çıkar. Amerika'dan çıkar. Sonra başka yerlerden sek bunların peşine düşer. Ya da işte atıyorum Amerikalı Amerikalı kuvvetler peşine düşer. Baya bir olay yaşanır ki aynı mevzudan. Ya biz bu davalar yer yer Gök dava olacak, her yerde dava ile ilgili sıkıntılar var. Kardeşim bu davalar basit şeyler değil. E, Piyasaya çok ciddi zarar verecek dediğimizde insanlar bir, çok önemsememişti bunları. Gerçekten dava mevzusu çok önemli bir mevzu. E, yani bugün kripto'daki en önemli şey e, kripto ile ilgili da, e, kuralların tam olarak benimsenmemesi ve konamaması ve kripto para şirketleri biliyorsunuz. Ee, mide bulandırıcı bir şekilde ee, borsalar üzerinden ve borsalarda bunlar ortak oluyor. İnsanları çok ciddi bir şekilde kazıklıyorlar. Aslında bu mevzu bu. Ee, bunun önüne nasıl geçebilirim? Amerika bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama biz işte dünyanın çok sikindirik bir e, köşesinde bunları e, işte Amerikalı olamadığımız için biraz geriden takip ediyoruz. Ha bunların yanında bir iyi haber daha vereyim. E, ustc USDT pairini e, Binance ekledi. Şimdi bu pairinden çıkıyor biliyorsunuz Binance. E, ki orada bir de anlaşma var yani yüksek ihtimal Binance ve e, Amerikalı kuvvetler arasında size biz Voyager'ın satış ile ilgili onay verelim. Siz de şu BUST'tan bir çıkın dedi herhalde. Öyle bir arada bir mevzu var. E, biliyorsunuz BUST'tan yavaş yavaş e, Binance çıkacak. E, ama yani BUST'tan çıktığı için USDT TC'nin de buz peyri var sadece. Buz peyrinde kalmasın diye USTC peyrini de e, koymak zorunda kaldılar diyorlar. Ama mesela Enchore ve Mira olmadı biliyorsunuz. Onlar delist edildi. Ya bir kere Binance bunun farkında. ya nasıl biz USTC, USDT peyrinin gelmesini bir destek olarak al diyorsak evet. Binance dedi ki ya kardeşim geliştirmelere bakalım. Baktı geliştirmelere var. Parasını da yaktı. O desteği devam ediyor. Bunu bir destek olarak bakalım. Böyle bir pozitif bir haber olarak bakmak lazım ben e, USTC, USDT pair'ının Binance'a eklenmesini pozitif bir olay olarak bakıyorum. Ayrıca Binance'la ilgili e, ya USTC ile ilgili bir şeyler e, planın biraz pozitif işlemesine bakar. E, eğer USTC PEG ile ilgili bir dizün adımlar atılabilirse yani olabilir 2 yıl olur, 5 yıl olur, 10 yıl olur neyse belli bir süreçte ortaya bir plan konabilirse e, ustc ile ilgili pozitif hareketler görürüz ama bence şu an fiyatı gerçekten korkunç diplerde normalde bir stabil coin olmasa ve başka bir şey olsa insanlara yatırım olarak gerçekten bir, bir önerilecek bir proje ustc ama e, o kadar büyük sıkıntıları var o kadar e, saçma sapan bir durumun ortasındayız ki yani e, ustc bir yatırım aracı olarak görmek ve bir bahis aracı olarak bakmak lazım e, ama Lunce ve USDC ile ilgili ve Luna ile ilgili de biliyorsunuz Luna'nın fiyatı bayağı bir çakıldı. E, ciddi futlar dönüyor. E, çoğunluğu gerçek oluyor. E, kimisi gerçek olmuyor. İşte Interpol ile ilgili aranması var dediler. Konuda ama böyle bir aranma yok. E, şimdi bu kadar şeyi önünüze koyduğunuz zaman çok riskli bir piyasanın en riskli ve en sorunlu projeleri bunlar. Ha ben kripto para piyasasında şunu görmüşümdür. Birin hangi mallar çok tehlikelidir, hangi mallar çok artar derseniz kimsenin elinde olmayan mallar derim. Ee, evet Luna kimsenin elinde yok. Ee, Luna'nın artması için hiçbir neden yok. Sadece biraz geliştirme görmesi lazım. Piyasanın biraz güven sağlayabilmeleri lazım. Lunce ile ilgili fiyatı çok yüksek. 1 milyar dolar bir piyasa hacmi var. Lunce'in çok daha yemesi lazım. İnsanların satması lazım, çıkması lazım, bıkması lazım. Bundan bir şey olmuyor demesi lazım. Bunlar olmadığı sürece buradan bir yere götürmeleri bence çok zor. Buradan mucizevi bir şey olması lazım Lünce'nin e, ilerlemesi için. E, USTC içinde artık bir göreceğiz Nisan ayında planlar vesaireler. 7 a 11 aylık süreç nasıl geçecek? Uzun bir yol var. Lunge içinde şuna bakabilirsiniz. Doge ile ilgili de 1 dolar olacak dendi. 0.7 dolara kadar geldi ama ilk 1 dolar olacak dendiğinde Dogen'in 1 dolar olası yoktu. Ee, ya bu gibi bir ihtimali de yoktu. İnanılmaz düşük bir yerdeydi. İşte yüzlerce kat yaptı ee, ve geldi 1 dolara. Lunce bir günün birinde 1 dolar olur mu? En temel soru bu mu dersiniz. Ben Lunce'nin 1 dolar olacak olmasına para yatırmam. Ama Lunce'nin ilerleyen süreçte e, şu an diplerde olduğunu, daha da düşeceğin düşme ihtimali olduğunu da görüyorum. Ben buradan da elimde lunce tutuyorum. Ama nereden tipini tutturamazsınız? En dibini biraz daha çok düşerse gözüme. İyi gelirse oralardan da alırım birazcık daha koyarım kenara e, alıp birazcık alıp e, faizi yatırıp bırakmanın ki e, usdc ile ilgili de e, yani ben olsam bir ana para dışında ana parayı satıp ve yani kar dışı bir şey bırakmamaya çalışıyorum e, lunada durum farklı luna enteresan bir denklemi var e, geliştirmeleri, bu IBC köprüleri işte fiyatlamaları vesairelerini göreceğiz. İşte NFT'ler çıkıyor. Son dönemde yeni projeler çıkıyor. E, Mayıs ayında da Genesis 2 airdropu gelecek. E, dağıtılacak. Yani balinaların kilitleri açılacak. Orada çökebilir. Yani e, Luna'nın fiyatı 1 dolar civarı. Belki altına da sarkabilir ama e, sonra baktığımızda artık yani Luna gibi bir proje için, Luna gibi geliştiricileri olan e, deneyimli batmış önce olsalar bile böyle bir proje için e, gerçekten fiyatı market gibi vesairesi gerçekten çok düşük bir noktada kalacak e, Luna diğerlerinden daha tercih edilebilir gibi duruyor e, ama Binance'ın bu Paxos üzerinden işte boost üretiminin durdurulması mintlemesinin durdurulmasının diğer sorunlara yani diğer stabil coinlere geçmesini onun onları düşünmesini Binance'ın düşünmesini sağladığını düşünüyorum. Ben geleceğinde algoritmik stabil coinlerde belki altına dayalı bir stabil coin'i göreceğiz ilerleyen süreçte. Ben gelecekte böyle şeyler olacağını, e, algoritmik stabil coinlerin piyasayı ele geçireceğini ve bu, bu, düşüncenin destekleneceğini düşünüyorum. Çünkü e, aslında stabil, algoritmik stabil coin fikri kötü değildi. Sadece fikri uygulayanlar parası olan abilerimiz değildi. Ee, onlar bundan hoşlanmadılar. O paranın e, işte kvonda olmasını, işte doğulularda olmasını. Dediler ki ya kardeşim biz yapalım yani biz e, bu parayı onlar basmasın. E, böyle bir şekilde algoritma stabil coin kötü diyerek işte böyle bir teorik tartışma attılar ortaya ve millet. Ya kardeşim algoritma stabil coinler de çok kötü ya falan döndüler. Zaten insanlar ne söyleseniz yiyorlar. E, ve bu tartışma neticesinde de e, piyasada algoritmik stabil coinlerin kökünü kazıdılar ama inanın algoritmik stabil coin'leri de bu kökünü kazıyanlar getirecek. E, bakacaksınız bize bize bir algoritmik stabil coin'ler pazarlayacaklar. Bu noktada USDT'cinin de belki şansı olur. E, orada şansı döner. E, çünkü şu buralardan toplama imkanı olacak birilerinin belki daha aşağılardan. Böyle bir şansı olabilir mi? Yani teorik tartışmada usTC kazanıyor diyebiliriz. E, çünkü Bugün USDC'nin de işte Bustun'da işte yaşadığı, bugün Dayı'nın bile yaşadığı sıkıntılar var. Demek ki stabil coin'lerin tamamında sıkıntı yaşanabiliyormuş e diyorum ve bu e, şeyi de videoyu da tamamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.